Evet efendim, programımızın bu bölümünde konuğum diş hekimi Sayın Pertev Kökdemir. Bir konuğum daha var, Sayın Songül Kostak. Kendisi Hollanda'dan geldi. Dişlerinden şikayetçiydi. Yani zannetmeyin sadece görünümünden, aynı zamanda bir takım sağlık problemleri de yaşıyordu diş ile ilgili. Hem dedi ki güzel dişlerim olsun, hem de sağlıklı dişlerim olsun dedi ve işte sonuç. Birazdan konuşacağız ve deneyimlerini bizimle paylaşacak. Merhaba Songül Hanım, nasılsınız? Merhabalar. Merhaba Pertev Bey, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Songül Hanım, öncelikle şunu merak ediyorum. Sizi diş hekimine getiren sıkıntılarınız, sorunlarınız neydi? Sıkıntım, son 20 yıldır hiç gülmedim, yani gülümseyemedim. Dişlerimi kimselere gösteremedim. Yani çok mutsuzdum. Özgüvenim yoktu, böyle bir... Nasıl anlatayım size? Yani çok mutlu olduğum zamanlarda dahi insanlar bana neyiniz var derdi. Böyle bir somurtkan halim var çünkü dişlerimin yüzünden hani beğenmiyordunuz görüntüsünü. Çok mutsuzdum. Hmm. Çok korkunç görünüyorlardı çünkü. O kadar kötü. O kadar kötüydüler. Ve 18-20 yıldır dişimi arıyordum. Çok korkuyordum acıdan. Yani nasıl anlatayım size? Bir yıldır her günüm kendisiyle alakalı. Yani rahatsız olduğum bir akşam saat 2-3 arası böyle bir Türk televizyonlarında geziyorum kanal arasında. Bir program orada gülüş tasarımı bir şeyler anlatıyorlar. Allah'ım dedim yani dinlemek istedim. Yapacak da bir şeyim yok zaten o saatte. O kadar güzel şeyler anlatıyor ki insanları dinleyeceğiz, onları anlatacaklar. Biz onların ne istediğine karar vereceğiz. Bıkmadan, usanmadan onlarla birlikte karar vereceğiz. Hani güzel şey anlatıyor. Yani Allah'ım dedim yani istediğim, aradığım dişim ve ilgilenmeye başladım. Sabahtan itibaren artık iş yerinde, internette, pauzelerim yani molalarımda sürekli yaptığınız işlere, sizi, hastalarınız yani bir yıldır sizi takip ediyorum. Durmadan ama her yerde. Sonra karar verdim. 2 ay falan oluyor herhalde. Hiç düşünmeden randevu yaptım. Geldim. Özge Hanım'la itibaren yani muhteşemdi karşılama. Çok rahat ettim. Kafamdaki bütün soru işaretleri gitti. Her şey gitti. Sadece bir acı vardı kafamda. Nasıl dayanabilirim? Nasıl olur? Geldim. Tabii sizi bekliyordum. Siz benim dişlerimi yapacaksınız zannettim. Çünkü öyle bir izlenim vardı. Ama yoktunuz. Nasıl teşekkür edeyim olmadığınız için mi diyeyim artık bilmiyorum ama muhteşem. Bir doktorla tanıştım, Gamze Hanım, Gamze Kızıl. Yani ilk günden itibaren bana o kadar böyle bir güven verdi ki yani ömür boyu sanki hiç ağlarken ay güleceğim falan inandım yani artık. Burada muayene oldunuz, Mert Bey yaptı muayenenizi. Evet. Ondan sonra orada konuştunuz. Evet, konuştum. Beklentilerinizi anlattınız. Anlattım ve döndüğüm zaman herhalde dedim unutulmuş olabilir, bir şey olabilir. Tekrar anlatmam gerekir diye düşünüyordum. Hiç anlatmama gerek kalmadı. Her şey biliniyor, her şey hazırlanmış. O yani muhteşemdi her şey. Yani mükemmele yakın gibi bir şey yani. Mükemmele yakın dediğimde kendimden kaynaklanan bazı sıkıntılarım oldu. Ama sizden yana her şey o kadar güzeldi ki yani doktoruma 1000 defa herhal sarıldığımı hatırlıyorum. Yani ağladım. Yani çok güzeldi her şey. Yani doğru adresteyim. Pertev Bey, siz bir hekim olarak Songül Hanım'ın ağzını değerlendirir misiniz? Nelerle karşılaştınız muayene edince? Şimdi tabii ki estetik problemler vardı ama estetik problemler işte tam Songül Hanım'ın da anlattığı gibi kişiden kişiye değişen problemlerdir. Kimin de ön dişleri çok çürüktür, bozuktur. Hiçbir rahatsızlığı yoktur. Çünkü öyle hastalarımız da oluyor. Yıllarca dişlerini kullanmış, örnek veriyorum dişi kenarı çürümüş, bozulmuş, kararmış, bir tane dişi kanal tedavisi görmüş. Çirkin duruyor ama yavaş yavaş o diş değiştiği için hastamız onun artık çirkinliğinin ya da estetik olarak da güzel gözükmediğinin ve artı sağlıksız olduğunun farkında değil. Buraya geliyor, biz kendisine anlatıyoruz bunun işte şöyle düzeltilmesi lazım vesaire.
Yapıldıktan sonra eski fotoğrafını gösterdiğimizde hastamız şey diyor, ben nasıl dolaşmışım bu dişte? Diyor, benim dişim mi o diyor gösterdiğiniz. Mesela bu olabiliyor hastalarımızda. Çünkü o estetik rahatsızlığın farkında değil. Songül Hanım farkında, 20 yıl hiç gülmedim diyor. Bir rahatsızlığı olduğunu biliyor, görüyor. Ve işte bu noktada da hastamızın beklentisini anlamak çok önemli. Nasıl dişler istiyor ve hastalarımız bize bunu gerek telefon yoluyla, gerek klinikte muayene olurken, bütün bu beklentilerini anlatırken hepsini bir kere biz kayıt altına alıyoruz. Doktorumuz burada hastamızla konuşurken arkada asistanımız bütün hastamızın rahatsızlıklarının nasıl olması istediğini vesaire bunların hepsini notunu alıyor ki tedavisine başladığımız zaman hiçbir şeyi atlamayalım, hiçbir şeyi unutmayalım. Yine hastalarımıza tabii ki provalarda dişlerini gösteriyoruz. Mutlaka hastamızın beğeneceği şekilde biz dişlerin bitmesini istiyoruz. Çünkü 20 yıl beklemiş, yaptırmış. Şimdi bir 20 yıl daha yaptırdım ama çok güzel olmadı diye mi geçsin? Hayır. Artık mutlu olarak rahat rahat gülsün, öyle geçsin. Ki ben de her bakışımda işte çok güzel görüyorum dişlerinizi. Güle güle kullanın. Rica ederiz. Bu şekilde işte bir sistemle ilerlediğimiz zaman da hastalarımız tabii ki onay verip beğendikleri dişlerle yaşamaya başlıyorlar. Yapıştırıyoruz. Artı bu yapıştırıcılar, kullandığımız yapıştırıcı özellikle işte zirkonyumlarda veya metal destekli porselenlerde dişi içinden çürütmeyen bir yapıştırıcı. Bu yapıştırıcı kendi içinde yani bulunduğu, temas ettiği noktalarda bakteri üremesini engelliyor. Öyle olunca da ne oluyor? Diş kesinlikle ve kesinlikle içinden çürümüyor. Çünkü bazılarının aklında o soru oluyor. Hani dişlerim evet ufaltılacak ama sonra üstündeki o kaplamanın içinden çürür mü diye. Kesinlikle evet çürümüyor. Ama dişimizin kaplama dışında kalan kısımlarında yapıştırıcı yok. Diş etimiz var. Eğer dişlerinize bakmazsanız diş eti çekilmesi oluyor. Çekilen yerden tekrar diş eti çürüyebiliyor. Tabii estetik de bozuluyor. O yüzden dişlerini yaptıran hastalarımıza mutlaka size de söylemişizdir. Evet. Çok iyi bakılması gerekiyor. Çok iyi fırçalanması gerekiyor. Artık yapıldı, rahatım çürümez diye bir şey yok. Eskisinden iyi bakmanız gerekiyor. Bakamadığınız için çünkü kimi zaman estetiği bozuluyor, sağlığı bozuluyor. Çok iyi bakarsanız da çok uzun yıllar, 20 yıl, 25 yıl rahatlıkla estetiği hiç bozulmadan kullanabiliyorsunuz dişlerinizi. Şimdi burada Songül Hanım bize yaşadıklarını anlatırken pek çok doktor adından bahsetti ama ekran başındaki izleyicilerimiz zannediyorlar ki burada sadece Pertev Bey var. Oysa kalabalık bir ekip var. Hem teknik ekip hem diş hekimlerinden oluşan bir ekip. Koskoca bir klinik, hatta neredeyse hastane denilebilecek bir yer. Dolayısıyla bundan da biraz bahseder misiniz? İzleyicilerimiz diş tedavisine karar verdikten sonra hangi aşamaları yaşıyorlar? Tabii şimdi hastalarımız geliyor, burada muayenesini yapıyoruz. Hastalarımızın ondan sonra doktorlarımızın uzmanlığına göre ve hastalarımızın beklentilerine göre hastalarımız cerrahi ise cerrahımız yapıyor, protetik tedavi ise protez uzmanımız yapıyor. Hangi alanda tedaviye ihtiyaçları varsa o doktorumuz yapıyor ama bütün hastalarımızın süreçleri nasıl işliyor, hangi aşamada ne yapılıyor, bütün bunlar benim kontrolümden geçerek yapılıyor. Yani ben bütün hastalarımızın tedavilerinde hangi aşamadayız, neler yapılıyor, bunu haftada iki kere yaptığımız toplantıda mutlaka doktorlarımızla görüşüyorum, raporlarını alıyorum. Dolayısıyla hepsini bilerek ilerliyoruz. Tedavileri bittiğinde de fotoğraflarından hastalarımızın nasıl bitmiş, mutlulukları ne derecede ki Songül Hanım'ı artık herkes biliyor ne kadar mutlu, kliniğimizde herkes biliyor ne kadar mutlu olduğunu. Yani şu an benden mutlusu yok. Bugün bitti dişleriniz zaten. Evet, bugün bitti. Yani kendimi muhteşem hissediyorum. Songül Hanım, şunu sormak istiyorum. Hani hep korktum diyorsunuz ya, aslında çok haklısınız, ben de korkuyorum. Eminim ki ekran başındaki bir sürü izleyicimiz de korkuyordur. Ama korktuğunuza değdi mi yani? Onu sormak istiyorum, onu merak ediyorum. O kadar pişmanım, o kadar pişmanım ki yani neden denemedim, neden daha önce herhangi bir yere başvurmadım. Ama galiba olması gereken buymuş. Yani bundan öncesi yokmuş zaten, yokmuşsunuz. Yani 20 yıl önce yoktunuz yani genç bir doktor olduğunuz için. Öyle düşünüyorum en azından. Teşekkür ederim, iltifat için. Yani şöyle söyleyebilirim size, yani 2 saat sürdü. Keyifli oturdum, kesim oldu, düzeltildi ve o akşam için doktorum beni uyardı. Belki dedi bir ağrı kesici ihtiyacınız olacak, buna hazırlıklı olun.
ben oturdum bekliyorum. Yani bu uyuşukluk gittikten sonra bekliyorum. Hani böyle aynı bu şekil. Gerçekten yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ailem dahi kızım ne yapıyorsun? Böyle ne zaman başlayacak? Ağrı başlasın diye. Evet, bir de Hollanda'dan getirdiğim ağrı kesiciler var. Kendi tanıdım çünkü orada biliyorum neyin ne olduğunu, en azından kullandığım ilaçların. Getirdim yanımda yani. Hazırlıklıyım, bekliyorum. Hiçbir şekilde ağrısız hissetmedim. Nasıl olduğunu bilemiyorum. Bir mucize gibi bir şey oldu herhalde. Çünkü hiç acı yok, hiç sızı yok. Yani boşu boşuna 20 yıl mutsuz, ezik, sürekli bu şekilde gülen, gülümseyen bir insandım yani. Şu an diyorum ki lütfen gelin, herkes gelsin. Zaten herkese anlatıyorum, herkese söylüyorum. Yok artık diyenler tabii çoğunlukta. İnanmıyorlar. Yani dişçi ve acı yok. Nasıl? Ben buradayım ve anlatacağım. Herkese söyleyeceğim yani. Şimdi hani dişiniz yapıldıktan sonra böyle görüyorum son derece mutlusunuz ve inanılmaz bir diş olmuş gerçekten. Neler yapmak istiyorsunuz? Düşlerinizde neler var? Önce arkadaşlarıma, aileme kocaman böyle gelerek kapıdan girmek istiyorum. Ve gülümsemek istiyorum. Selfie çekmek istiyorum. Hiç yapmadım. Hiç beceremem. Yapamadım. Çünkü gülemiyorum, gülümseyemiyorum. Ve bir kadın olarak tabii ki bütün renkleri kullanmak istiyorum. En sevdiğim renk kırmızı. Hiç kırmızı ruj mesela kullanamadım. Ben en sevdiğim. Dikkat çekmemek için çok, bu bölgeye kullanmıyordunuz. Evet, çok yakışıyorum hanımlara. Ve mutlaka herkesin olması gereken bir şey. Asla kullanamadım. En fazla bu renktir yani. Bunun üzerinde hani ilgi dudaklarımda olmasın çünkü korkunç bir görüntüydü. Ben bu şekil. Yani o yüzden yapmak istediğim makyaj kesinlikle bütün renkleri kullanmak istiyorum ruj olarak. Gülümsemek istiyorum yani ama öncelikle gördüğüm dişlerinde en küçük bir rahatsızlığı olan insanlara veya bozukluğu onların bir, bana sormalarına fırsat vermeden onlara bir adım gidip anlatmak istiyorum, söylemek istiyorum. Yani zaten sizi anlattım, anlatmaya devam edeceğim. Bunu kendime görev edindim. Teşekkür ederiz. Ya 2 saat öncesinden bahsediyorum. Şu an her zaman böyleymişim gibi sanki hissediyorum. Yani, çok güzel. Hiçbir rahatsızlık yok şu an o yüzden. Harika. Yani bilmiyorum, anlatabilirim saatlerce ama siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz, hiç sorun yok. Ben çok mutluyum. Yani sadece gitmek köşelerde ağlamak istiyorum. Peki bu kadar sürede dişlerinizin bu kadar güzel olacağını tahmin etmiş miydiniz? Anlaştığım zaman dilimini kullanamadık çünkü bir aile büyüğümüzü kaybetmiştik. İlk 2-3 gün kaybettim. Teşekkür ederim. O yüzden hatta telefonu açtığımda olamaz, yetiştiremez falan diye bir olay oldu. Sonra bana dönüş oldu ve hızlandırılmış bir şekilde oldu. Normal şartlarda belki daha rahat olabilir ama ben hiç bunu hissetmedim. Yani beklediğim dişin çok üzerinde bu, diş var. Bu yani noktada var. Şeyi de takdir etmek lazım teknisyenimize. Çünkü laboratuvarımızla hekimin beraber uyum içinde çalışmasıyla böyle kesinlikle, bir sonuç ortaya kesinlikle. Çıkıyor. Bizim dişi mükemmel hazırlamamız gerekiyor. Laboratuvara mükemmel bir ölçü göndermemiz gerekiyor. Laboratuvarın da bu ölçü üzerinde, bizim aldığımız ölçü üzerinde ve model üzerinde mükemmel bir iş çıkarması gerekiyor. İşte bu uyum sayesinde artı Songül Hanım'ın özel bir durumu olduğu için biraz daha ekstra mesai yaparak evet, normalden 2 gün daha kısa bir sürede dişlerini tamamladık. Kendisini de mutlu ettik. Gerçekten çok hoş dişler çıktı ortaya. İşte provalarda zaten Songül Hanım görüp ağlamıştı. Çok beğenmişti. Zaten o beğendiği için de bu haliyle bitirip bak, bugün de... hala alışkanlık bu. Güldüğünüzde kapatıyorsunuz ağzınızı. Evet. Bu böyle bir şey yani. Bunu öğrenmem gerekecek ama bu... Perte Bey, eğer siz demeseydiniz ki Songül Hanım'ın dişlerini biz yaptık. Valla ben bu dişlerin yapılı olduğuna inanmazdım. Yani bana son derece doğal görünüyor gerçekten. Hiç anlaşılır gibi değil. Çünkü bazı insanların, hani ben de bu mesleğin içinde olduğum için hemen anlıyorum dişlerinin yapılı olduğunu ama Songül Hanım'ınkini hiç anlamadım. Dolayısıyla biraz meslek sırrını bizle paylaşır mısınız? Bu doğallığı nasıl yakalıyorsunuz?
Şimdi doğallığı tabii ki materyalin çok büyük önemi var. Artı estetik bakış açısı da tabii ki çok önemli. Bir de hastamızın buna açık olması önemli. Çünkü bazı hastalarımız doğal olmasını istemeyebiliyorlar. Hani çok beyaz olsun, bembeyaz olsun, mat bir görüntü de olsa bembeyaz olsun diyorlar. Onlar onunla mutlu oluyorlar. Biz de tabii ki provada kendilerine göstererek bakın bu şekilde olacak sizin için uygun mu? Evet uygun derlerse evet. Ama Songül Hanım gibi hem kendi mevcut dişlerine yakışsın hem doğal olsun hem de pırıl pırıl olsun. Yani bakımlı güzel dişler gibi gözüksün isteyenlerde de biz ona uygun renk seçiyoruz. Şimdi Songül Hanım mesela dişleri güzel bir açık renk aslında. Tertemiz gözüküyor. Pırıl pırıl gözüküyor. Ama en beyaz renk değil. En beyaz olması zaten gerekmiyor dişlerin güzel gözükmesi için. Dolayısıyla bir kere rengi doğru seçmek gerekiyor. Kişinin yüzüne yakışır renk seçmek gerekiyor. Artı bunları bu dişlerimizi zirkonyum veya lamina veya metal destekli porselen bunlar yapılırken biraz teknisyen kısmından yine bahsedeceğim. Emek harcamak gerekiyor. Eğer biz bu dişleri tek katman halinde yapıyor olsaydık bu estetiği yakalayamazdık. Tek katman halinde yaptığı zaman bir diş için bir teknisyen örnek veriyorum 2 saatlik bir süresi gidiyor. Ama katman katman işlerse ki kendi doğal dişlerimiz öyledir. Tek bir kattan oluşmuyor. Altta dentini var, üstte minesi var, şeffaf gözükür. İşte bu katmanları ayrı ayrı işleyip fırınlanır. 2 saat bekliyor. Ondan sonra tekrar bir katın üstüne işliyor, tekrar fırınlıyor. İşte bunlar yapılırsa diş daha doğala doğru yaklaşıyor. Daha doğal gözükmeye başlıyor. Bir de zirkonyum materyal olarak yarı şeffaf bir materyal. Aynı bizim diş minemiz gibi. Öyle olduğu için de zirkonyum dişlerde işte bu şekilde kendi dişlerimizle de uyumlu. Bakıldığı zaman ışık geçirgenliği olan, üst yüzeyi daha parlak ve şeffaf, altında dentin tabakası varmış gibi gözüken dişler elde edebiliyoruz. Songül Hanım, size şunu sormak istiyorum. Siz hiç bu tedavi süreci içerisinde dişsiz kaldınız mı, yemek yemede sorun yaşadınız mı ya da ne bileyim yüzünüzde mesela tedavi sürecinde şişlikler, morluklar oldu mu? Çünkü izleyicilerimiz bunlardan da çok çekiniyorlar. Dişlerim kesildikten sonra geç olarak bana diş takıldı. Bunun tabii arkadaşlarım kendi dişlerim olduğu için yani orada yemek bir sorun yaşamadım. Ama tabii ön dişleri kullanmak istemedim. O benden kaynaklanan bir şey. Belki kullanabilirdim de ama denemedim. Yani çay, kahve içtim. Yani aslında benden kaynaklanan durum, ben ön dişleri kullanmadım. Yemeğimi yiyebildim. Hani yiyebilirdim ama yemedim. Çorbayla beslendim. Herhangi bir şişlik yok. Anlattım. Yine anlatacağım. Hiçbir acı yoktu, sızı yoktu. O yüzden de hiç benim günlük hayatımı rahatsız eden bir şey olmadı. Songül Hanımcığım, tedavi esnasında acı çektiniz mi? Onu kesinlikle söylemek zorundayım. Geldim, yetişkin bir kadınım, küçücük çocuklar gibi, şımarık çocuklar gibi, ay ben iğneden korkuyorum diyerek geldim. Nasıl olacak diye. Benim doktorum bana bizim spreyimiz var dedi. Sprey sıkıyoruz dedi. O uyuşturuyor zaten, iğneyi vurdu. Hiçbir şey hissetmedim. Yani benim yaptığım o çocuklukları da çok olgun da karşıladılar. Sprey sıktılar, yapılan buydu. Sonra iğneler vuruldu. Hiçbir şey hissetmedim. Hiçbir şekilde. Sadece arada bana işte ağzınızı çalkalıyorsunuz falan diyorlar. Yapıyorum, yatıyorum. 2 saat sürdü. Yani bir saat 50 dakika rahat. Hiçbir rahatsızlık duymadım. Yani ellerini vurmadım, elimi... Bana diyorlar mesela, doktorum diyor, asistanı hanım, herhangi bir şey hissettiğiniz zaman diyor, hani aynı hareket yapmayın, elinizi kaldırın. Ellerim bu şekilde, ben 1 saat 50 dakika kaldım. Hiç hareket etmediler. Yani o kadar... Yani çok saçma gelebilir belki insanlara bu. 2 saate yakın diş kesiliyor, hiçbir acı yoktu yani. O kadar... Bilmiyorum yani, nasıl anlatayım size? Yaşadığım buydu. Songül Hanım, ekran başındaki izleyicilerimiz için bir mesajınız var mı? Adres belli diyeceğim yani. Yok, başka adres yok. Yani yok. Ben yaşadıklarımı görüyorum. Arkadaşlarımın aynı şeyi yaşamasını isterim. Ailemde var insanlar. Kesinlikle onların da aynı şekilde muamele görmesini isterim ki sonucun bu olmasını isterim. Verebileceğim adres sadece burası. Başka yani yapabileceğim başka bir şey yok. Ve de herkese tavsiye edeceğim. Twitter'da, sosyal medyada, her yerde. Çünkü bunu şu yaşadığım insanla yaşamasını istiyorum. Yani diş yüzünden bunları bu şekilde
gördüğüm insanlara bir adım giderek anlatacağım. Kartlar vereceğim, telefon numaraları vereceğim. Yapmak istiyorum bunu yani bu. Üzerime görev edindim bunu artık. Yani. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güle güle kullanın işlerinizi. Teşekkür işleriniz. Ederim. Pertev Bey, şunu sormak istiyorum. Şimdi Songül Hanım bir şekilde gelmiş ama dünyanın her tarafından gelmek isteyenler var. Biliyorum, gelenler de var. Ama İstanbul'u hiç bilmeyenler biraz kaygı yaşayabilir. Biz nasıl bulacağız, nasıl geleceğiz diye. Nasıl yardımcı oluyorsunuz o kişilere? Hastalarımız yurt dışından eğer geleceklerse bir kere biz mutlaka bizle bir irtibata geçmelerini istiyoruz. Hatta tedavileriyle ilgili bilgi almak istiyorlarsa da bize fotoğraflarını gönderebilirler. Biz de kendileriyle iletişime geçip konuşarak kendi planlamalarını, onlara uygun planlamayı, onların beklentileri doğrultusundaki planlamayı çıkartıyoruz. Hem tedavi süresini öğrenebiliyorlar, hem tedavi maliyetini öğrenebiliyorlar. Artı buraya geldiklerinde onlara mutlaka, eğer dil Türkçe bilmiyorlarsa, bildikleri dilde mutlaka tercümanlık hizmeti veriyoruz. Burada sürekli yanlarında duran tercümanları olabiliyor. Havaalanında karşılayabiliyoruz, kliniğimize veya otellerine yerleştirip sonra yine buraya getirebiliyoruz. Otel ayarlamalarında yardımcı olabiliyoruz. Yani her türlü konforu kendileri için sağlıyoruz. Yeter ki bizle irtibata geçsinler, beklentilerini söylesinler. Pertev Bey, çok çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Songül Hanım'ın harika bir gülüşü olmuş. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Songül Hanım, anlattıklarınız ve deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Seve seve. Teşekkür ederim. Sağ olun.